Merhaba arkadaşlar, bugün Java'da OpenCV ile görüntü işleme derslerimizin ilk videosunu çekeceğiz. Öncelikle OpenCV'nin ne olduğunu kısaca anlatmak gerekirse, OpenCV bir görüntü işleyebilmek için Intel tarafından C ve C++ dilleri kullanılarak geliştirilmiş açık kod, kaynak kodlu bir kütüphanedir. Biz bu kütüphaneyi kullanarak çeşitli işlemler yapacağız. Ama ilk öncelikle bu kütüphaneyi NetBeans'te entegre etmemiz lazım. Bunun için ilk önce kütüphaneyi indiriyoruz. Şimdi Google'a açalım tarayıcımızdan. Buraya OpenCV Dolland yazalım. Burada SourceForge'un linkine tıklayıp buradan Dolland'a basalım. Burada indirme linkimiz 3 saniye 2 saniye içinde gelecekmiş. Bunu bekleyebilirsiniz veya buraya tıklayabilirsiniz direkt link kısmına. Burada start olan dedikten sonra bunu indirecek arkadaşlar. Kendi bilgisayarınıza indirirsiniz siz. Ben indirdim daha önceden. Şimdi indirdiğimiz dosyayı bu OpenCV 3.2 diye başlayan dosyayı sağ tıklayıp open diyorum, açıyorum. Burada kurulacağı dizini soruyor bize. Biz C'ye kuralım. Çünkü yolun ne kadar kısa olursa o kadar kolaylık sağlayacak bize. Uzun bir yol ismi vermeyin buraya, hani masa üstüne falan kaydetmeyin bu kütüphaneyi. Biz C'ye kaydettik. Buraya ekstradan OpenCV falan da yazmayın çünkü kendi zaten OpenCV klasörünü oluşturacak. Buraya C diye seçip extract dediğim zaman bu otomatikman çıkartacak. Ben daha önceden kurduğum için böyle bir hata veriyor, uyarı veriyor. Ama çok önemli değil. Böyle bir şey çıkarsa yes to all diyebilirsiniz. Kurulum işlemi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi dosyamızı kontrol edelim. C'yi açıp bilgisayarıma tıklayıp C'yi açacağım. Ardından OpenCV klasörünün oluştuğunu görüyorum burada. Bunu açıp içindeki dosyaların var olduğuna emin olduktan sonra artık kullanıma hazır demektir. Biz bu build kısmı içindekileri kullanacağız. Daha özellikle Java kısmındakini. Bunun üzerine, şunlar üzerine işlem yapacağız. Şimdi bunu NetBeans'e nasıl kullanacağımızı gösterelim. İlk öncelikle yeni bir Java projesi oluşturacağım. Java Application seçip Next diyorum. Buraya OpenCV 1 diyeyim, 01 diyeyim. Projem oluştuktan sonra bu kütüphane, OpenCV kütüphanesini buraya ekleyip birkaç tane konfigürasyon yapmam lazım. Bunun için Libraries kısmına sağ tıklayıp Add Library diyorum. Burada kendi library'imizi oluşturacağız. Her seferinde tek tek eklememek için. Create kısmına basıp buraya OpenCV 3.2 yazıyorum. Çünkü sürümümüz 3.2. Ardından bize jar dosyasının olduğu klasörü seçmemizi isteyecek. OpenCV biz C'ye kurmuştuk. O yüzden C'yi açıp buradan OpenCV klasörüne giriyorum. Ardından Build klasörüne, sonra Java ve burada OpenCV 3.2.0 3.2.0'ı seçip OK diyeceğim. Gördüğünüz gibi library'im, kütüphanem eklendi buraya. Ardından add library diyerek bunu projeme ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi burada OpenCV kütüphanesi eklendi. Ardından ufak bir işlem daha yapmam lazım. Bizim oluşturduğumuz projeye sağ tıklayıp burada Properties kısmına tıklıyorum. Run kısmından bir parametre vermem lazım. Bu sanal Java derleyicisine. %d parametresini vereceğim. %d ilk önce. %d parametresi bizim değişkenlere parametre olarak atamamızı sağlar. Bizim burada parametre olarak atacağımız değişken Java library pet olacak. Buna bir değişken atacağız. Değişkenimiz de bizim burada oluşturduğumuz, mesela benim bilgisayarım 64 bitlik olduğu için buradaki 64 bit diğerleri, sizde 80 32 bitse buradaki 86 diğerlerini seçebilirsiniz. Ben bu klasörü, şuradaki klasörü kopyalıyorum. Ardından şu iki tırnak arasına şunu yapıştırıyorum.
Yani şöyle bir görüntü olacak en son. Java library pet yazacağım buraya. Pet değişik parametresine şuradaki klasörü atadım. Ardından ok diyorum. Artık OpenCV kullanımı hazır. Şimdi ufak bir örnek yaparak OpenCV'nin size çalıştığında kontrol etmek amaçlı bir görelim. Bunun için ben kodu hızlı hızlı yazacağım. Şu an için açıklama yapmayacağım. Bu açıklamaları sonraki videolarda yapmayı düşünüyorum. Şu an sadece çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Yalnız yine de şu metne sesini çok kullanacağız, onu da bilin. Metne sesi bizim OpenCV'de resimleri tutan değişkenimiz, değişken türümüz. Şurada open kısmı, eğer burada benim yaptıklarımı yapmaya çalışıyorsanız şurada open 0 demişim ben. Burada ID atıyorsunuz hangi kamerayı seçeceğinize göre. Mesela ben de şu an hem USB kamera takılı hem de laptop'un kendi kamerası var. Burada 0 olarak atarsanız laptop'un kamerasını seçiyor. Eğer 1 olarak atarsam da USB kamerayı seçiyor. Ben şu an 0 olarak ayarladım. Yani laptop'un kamerasını kullanacağım. Eğer sizde görüntü vermezse bu ID 1-2 diye değiştirebilirsiniz. Belki hani farklı kameralardan görüntü almak isteyebilirsiniz. Burada video kaydet çıksa video kaydet read. Burada isimleri mümkün olunca Türkçe vermeye çalışacağım da bazı şeyleri de Türkçe çevirmek istemiyorum, yani image için kısaltılmışın image olduğunu anlarsınız diye düşünüyorum. Her şeyi de böyle Türkçeleştirmek hoş olmuyor. Buradan görüntüyü yakaladık şu an. Şu an görüntüyü kaydetmem lazım. Burada bir yere atamam lazım da ben E'ye atayım mesela ya da C'ye atayım. Şuradaki klasörü ne atasam ya da şuradaki klasöre yazayım. Klasörün adresini kopyalım. Şuraya deneme.java jpeg diye şu görüntüyü kaydedeyim. Dediğim gibi şu an çok açıklamak istemiyorum çünkü daha ayrıntılı bir şekilde anlatayım ki temelden sağlam bir şekilde gidelim. Şimdi kodumuzu derliyoruz arkadaşlar. Kodumuzu derledikten sonra bu verdiğimiz parametre olarak verdiğimiz adrese deneme JPEG adında bir dosya geldi. Ve bu deneme JPEG dosyasını açtığımızda bizim kameradan yakaladığımız görüntüyü kaydettiğini görüyoruz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Sonraki derslerde daha ayrıntılı bir şekilde OpenCV'ye değiniriz. Şimdilik sadece nasıl kullanılacağını bilin. Kolay gelsin şimdi.